Jordaner Hanım? Evet benim. Ben Mustafa. Sömüktü Mustafa. Hay Allah. Kala kaldım ben de öyle, kusura bakma Mustafa. Bir şey hayır, içer misin? Hayır hocam, lütfen oturun. Rahat edin lütfen. Büyümüşsün. Büyüyeceksin tabii. Benimki de laf mı? Değişmişsin. Yani sokakta görsem tanımazdım. Bu ne yakışıklılık. Hayır yani çocukken de çok sevimliydin de. Yok yok. Söyleyeceklerim bunlar değil. Bunlar bir yabancının sözleri, bilirsin. Yanlış anlama. Konuşamayışım bir şey bulamadığımdan değil. Aksine söyleyecek çok şeyim olduğundan. Aslında benim söyleyecek çok şeyim var Jordaner Hanım. Onlar için geldim zaten. Sözcükleri bulamıyorum. Ha. Boğazımda yutamadığım bir şey var. Uzun zamandır böyle olmamıştın. Peki. Galiba ikimiz için de en güzeli yeniden tanışmak olacak. İzin verin kendimi tanıtayım. Ben Mustafa. Sınıfın en arkasındaki o sümüklü çocuk. Kimsenin fark etmediği, fark edenlerin ise görmezden gelmeyi yeğlediği. Kendisinden hiçbir şeyin beklenmediği o çocuğum. Sevgi isteyince verilmeyen, oyuna alınmayan, müfettiş gelince hasta olup yoklamalarda gözükmeyen, o günden izinli, yaşamdan izinli, yoklamada yok. Size o çocukların duygularını anlatabilseydim keşke. Başkalarına demek istiyorum tabii. Anlatabilseydim. Kalite kontrollerinde çürüğe ayrılmış insanların duygularını. Bayramlarda okulun bayrağını hiç taşımamış. PS'lerde hiç rol verilmemiş. Replikleri, sözleri, sesleri alınmış çocukları. Seninle aynı kaderi paylaşan çocukların sessizliğini, konuşamamayı... O utancı bilir misiniz siz? Biz kaybetmiştik hocam. Biz kendisinden hiçbir şey beklenmeyen çürüğe ayrılmışlardık. Ta ki siz fark edene kadar. Beni ve diğerlerini. Sizden bir şey olmaz dene dene sonunda buna inanmış, boyun eğmiş o çocukları. Çünkü insanlar günah keçileri seçiyorlar kendilerini. Kendi yaşamlarını temize çıkaracakları, kendileriyle kıyasladıklarında kendileriyle gurur duyacakları kurbanlar. Aslında başaramayanları seviyorlar. Çünkü başaramayanlar onlara kendilerini çok iyi hissettiriyorlar. İnsanın hamurunda yanlış bir şey mi var öğretmenim? Bunu bilemedim. Siz bütün bunların üstesinden gelebileceğimize inandırdınız bizi. Çünkü çocuklar bir şeylere inanmak isterler. Hep böyle olmaz mı? Bakın buradayım. Tam karşınızda. Bir oğlum var. 5 yaşında. Ellerinizden öper. İyi bir işim. Sevdiğim bir karım. Bir evim var. İşte o dayattıkları bütün standartları halledip bitirmiş bir adam olarak tam karşılarında duruyorum. İnadına. İnadına biri oldum işte. Yanlış anlamayın. Bu saydıklarımla biri olunmuyor. Bunu biliyorum. Ben sadece bir zamanlar bana inandığınız için mutluyum. Bunları bilmenizi istedim. Hayır, belki farkında değilsiniz. Belki sadece bir iyi niyetti sizinki. Ama bana bir hayat bahşettiniz öğretmenim. İzin verin o mübarek elinizi öpeyim.